أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين المكتوب الثامن والثلاثمائة إلى مولانا فيض الله الباني بيتي في بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم kelimetani hafifetani alel lisan sakiletani fil mizan habibetani ilal rahman subhanallahi ve bihamdihi subhanallahi l'azim 308. mektup İmam-ı Rabbani'nin birinci cildinden İmam-ı Rabbani Kuddisesi Ruhu bu mektubu Mevlana Feydullah Pani Piti'ye gönderiyor. İmam Rabbani Kuddüs'e sırruhu bu mektubunda dile hafif, terazide ağır olan ve Rahman bağışlayıcı olan Allah Teala'ya sevimli olan iki kelimeden bahsediyor. Nedir o? Allahi ve bihamdihi Hübhanallahil azim. Allah Teala'yı tüm noksan sıfatlardan tenzih eder. Kemal sıfatlarla tavsif ederim. Ona hamd ederim. Yine Allah Teala'yı tüm noksan sıfatlardan tenzih eder. Kemal sıfatlarla tavsif ederim. O yüce olan Mevla Teala'yı. Bu iki kelime lisana hafif gerçekten ama terazide çok ağır. İşte bu iki kelimeden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu bu iki kelime hakkında konuşacağız bu mektupta. İ'lem, bilesin ki, Erşedek Allahu Teala, Allah Teala seni manevi olgunluğa eriştirsin. Kal aleyhi ve aleyhi salatu ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, Kelimetani kafifetani, iki kelime, Sübhanallah ve bihamdihi, iki kelime dediği biri bu, Subhanallahil azim. Diğer de bu. Bu iki kelime. Hafifetani fil <laughs> lisane Lisanı çok hafif. Şakiletani <laughs> fil mizani. Terazide çok ağır. Habibetani ilal rahman. <laughs> Bağışlayıcı olan Allah Teala'ya çok sevimli. Nedir o? Subhanallahi ve bihamdihi. Subhanallahil azim. İşte bu iki kelime. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyor. Dile çok hafif, terazide çok ağır ve rahmana çok sevimli olan bu iki kelime. Vechu hiffetihi ma. Bu iki kelimenin hafif olmasının vechine. <laughs> Ale lisan. Lisana çok hafif diyoruz. Lisana çok hafif olması ne demek? Zahirun ve aşikar. Niye? Ve kılletil huruf. Çünkü harfleri çok az. Subhanallah ve bihamdihi. Subhanallah il azim. Söylenecek olan bu iki kelime. Bu iki kelime dilde çok hafif hakikaten. Kolayca söylenen iki kelime. Ve ma vecuhu Peki bu iki kelimenin ağır olma gerekçesi. Fil mizani. Terazide tartıda. Ve kevnihima habibeteyni ila rahman. Ve rahman olan. Çok bağışlayıcı olan. Allah Teala'ya sevilen olmasının gerekçesine yani onun gerekçesi de şu. Felenne cüz el çünkü birinci cüz Subhanallahi dediğimiz cüz. Mülel kelimetil ula birinci kelimeden. Birinci kelime Subhanallahi ve bihamdihi. Bunun birinci cüzü de Subhanallahi. İşte bu birinci cüz Rüfil ifade ediyor. Neyi ifade ediyor? Tenzihahu ta'ala. Allah Teala'yı uzak tutmayı. Tenzih etmek Mevla Teala'yı uzak tutmak. Ve ise onu ululamak, mukaddes kılmak. Teala ve subhanahu Oksan sıfatlardan münezzeh kemal sıfatlarla mutasif olan Allah Teala'yı takdis etme, mukaddes kılma. Neden tenzih etme? Neden takdis etme? Amma la geliyor bi abi kudsihi azze ve cel aziz ve celil olan Aziz her şey galip, asla mağlup olmayan, Celil gücü olan, Mevla Teala'ya layık olmayan tüm sıfatlardan tencih etmeyi ve mukaddes kılmayı ifade ediyor ne? Subhanallah kelimesi. Subhanallah muazzam bir cikirdir. Rani ifade ediyor. Ve ibadet Cenab-ı Kibriya'yı Yüce Mevla Teala'yı uzak etmeyi, uzak kılmayı. Neden? Ansıfatın sıfatın naks 90 sıfatlardan raha ve şimatil hudusi ve zevali hudus sonradan olma alametlerinden ve ayrıca yok olma alametlerinden Allah Teala'yı uzak tutmayı ifade ediyor. Bizler hadisiz. Yani sonradan yaratılmışız. Sadece bizler değil. Allah'tan başka ne varsa Allah Teala onların hepsini sonradan yaratmıştır. Yoktan var etmiştir. Dolayısıyla bu yoktan var edilenlere mümkinat deniyor. Mümkinler. Yani hadisler. Ve bir de zemal yok olma. Evet her şey yok olacak. Kullu şeyin halikun illa veceheh. Allah'tan başka her şey yok olacak. Kur'an-ı Kerim'de bir ayettir bu. İşte Mevla Teala'nın noksanlık sıfatlarından hudüs sonradan olma, zeval yok olma alametlerinden Mevla Teala'yı uzak kılmayı. Mevla'da böyle bir şey asla olamaz. Ezelidir, ebedidir Mevla Teala bunu ifade ediyor. Ve <laughs> utsani. Yine birinci kelimeden ikinci cüz. Ve hamdihi. <laughs> Allah'a hamd edelim diyoruz. Min kel 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 ve kel kel bu kel ikinci kel olan kel kel o o ifade ifade ediyor. ifade ifade ediyor? kel sıfatil kel Kemal sıfatların kel ve ve şuunatil kel 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 sıfatlarını, kel şe'nlerini. Ne demek şuunat, şe'nler demek? Efendi Hazretleri Kuddüs'e sırruhu bir dönem cami şerifte, İsmaila Camii'sinde eskiden mektubat okurken bu soruyu sormuştum. Demiştim ki Efendi Hazretleri mektubatta çokça geçiyor şu unat kelimesi. İrtibarat şu unat bu iki kelime. Yani esma sıfat, irtibarat şu unat. Bunlar geçiyor. Bunlardan murat nedir? Esma sıfatı anlıyoruz. Mevla Teala'nın isimleri sıfatları. Şu unat ve itibarat nedir diye sormuştum. Müfenni Hazretleri demişti ki, esma sıfat yani Allah Teala'nın isimleri ve sıfatlarını bir daire olarak düşün. Daireyi ortadan böl. Alt kısmında esma sıfat, üst kısmında şu un ve itibarat vardır der. Buna sadece tabir olarak böyle şöyle, Şu un ve itibarat o dairenin üst kısmındadır. Ondan sonra zaten zatı ı Paki Sübhaniye var. Mevla Teala'nın. Ve e, bu şu unat, itibarat ve şu unat o cihete bakmaktadır, o tarafa bakmaktadır, üst tarafa bakmaktadır. Yani Mevla Teala'nın Zat-ı Pakis daha bir yakındır ifadesini kullanmıştır. <laughs> Kavan kanet sıfat ve şuunat min el fadail min el ister bu şuunat fevailden olsun. Fadail <laughs> faziletler demek. Fevail <laughs> de aynı anlamda ancak aralarında fark var. Fadail <laughs> Yani bir şeydeki iyilikleri ifade eder. Ondaki güzellikleri ifade eder. Faziletli adam diyoruz ya mesela bir adam için derken de. Fevatil ise o başkala, sadece şimdi fedail sadece kendinde olan, başkasına yansımayandır. Ancak fevatil kendinde olan faziletler ama bu faziletler başkalarına da yansıyor. İşte bu sıfatlar şu unat, ister sadece kendisinde olan başkasına yansımayan veya kendisinde olup başkasına yansıyan, yansıyan sıfat ve şu unatlar olsun fark etmez. Mevla Teala'yı bir kul Subhanallahi ve bir hamdihi dediği zaman yani ve bir hamdihi ikinci cüzüyle ne yapıyor? Bu kemal sıfatları ve cemal şuunatı evlat Teala'ya ispat ediyor. Bu şu e, şuunat veyahut da e, sıfatlar ister fedailden olsun, ister fe ilden olsun. Yani Mevla Teala'dan kullara yansıyan kısmından olsun veya yansımayan kısmından olsun hiç fark etmez diyor. Bunları ispat etmiş oluyor. İfade etmiş oluyor. hamdihi diyerek. Ve cealul izafetilil istihraki fil cüz'eyn. Her iki cüzde Müdafeti istihrak için kılmak. Her iki cüz dediğimiz Subhanallah. Bir cüz oldu. Aslında birinci cüzde iki tane cüz var. Bir Subhanallah, bir de ve bihamdi. Subhanallah derken, Subhane kelimesi Allah lafzına izafe edilmiş. Ve hamdi derken aynı şekilde hamd kelimesi de Mevla'ya raci olan hi zamirine izafe edilmiş. İşte bu izafetler istihrak içindir. Yani Allah'ı tüm noksanlıklardan, bila istisna, tüm noksanlıklardan, Tenzih ediyorum demektir. Hamdihi derken Allah'a bütün hamdlerle hamd ediyorum demektir. Bu izafetlerin istirahat iç için olması da müfidu ifade ediyor. Neyi? Subute cemi'i tenzihati ve takdisati. İşte tüm tenzihatı Mevla'yı tüm kusurlardan uzak kılmayı ve takdisatı Mevla'yı mukaddes kılmayı. Tüm mukaddes kılmaları ifade ediyor. Mukaddes kılma ululamak demektir. Yüceltmek demektir. Ve şubut cemî sıfâtil kemâli vel cemâli Ayrıca Mevla Teala'nın cemal kemal sıfatlarının tamamının Allah için sabit olduğunu ifade ediyor. ha. Zaten biz Sübhanehu derken hep Efendi Aster'den nakil yapardım. Efendi Hazretleri kelimesine tüm kemal sıfatlarla mutasuf olan ve noksan sıfatlardan münezzeh olan diye ifade ederdi bunu Efendi Hazretleri. فَحَاصُلُ الْجُزْ مِنَ الْكَلِمَةِ Birinci kelimenin iki cüzünden hasıl olan. Birinci kelime Subhanallah ve bihamdi. İki cüz Subhanallah bir cüz ve bihamdi ikinci cüz. Bu ikisinden hasıl olan irca'u cemi'i tenzihati. Tüm tenzihatı. Mevla Teala'yı noksanlıklardan uzak kılmayı ve takdisati billah subhanahu. Allah Teala'ya raci kılıyor, döndürüyor. Subhanahu Allah Teala ki noksan sıfatlardan münezzeh kemal sıfatlarla muttasın. Bunu daha hasılı ne? Ve ispatü cemil ispatil kemali vel cemali. Kemal, cemal sıfatlarının tamamını ispat etmek. Lehu azze ve Cel Aziz ve celil olan Allah'a. Aziz, her şeye galip, hiçbir şey ona galip gelemez. Celil, çok yüce. Ve hasılü el kelimeti saniye. Gelelim ikinci kelimeye. Ne o? Sübhanallahil azim. Bu ikinci kelimenin iki hasıl olun. Orada da Subhanallah var, bir de el azim var. Nedir oradan hasıl olan? Üspatü cemi'i tenzihati ve takdisati lehu teala. Yine bütün tenzihatı, takdisatı Allah Teala'ya ispat etme var. Kıymetli kardeşlerim, Allah Teala'yı böyle tenzih etmek çok önemlidir. Neden önemlidir? Çünkü şirket düşenler bu tenzihatı yapmadıklarından şirket düşmektedirler. Onun için bu kelime terazide çok ağır. Allah Teala istiyor ki kulum beni sürekli olarak her gün hatırlasın ve tenzih etsin. Tüm noksanlıklardan hem de tüm kemal sıfatları beni tavsif etsin, vasıflasın, niteleşin istiyor. İşte bu zikir onu ifade ediyor. Onun için çok kıymetli. Dile kolay ama terazi de çok ağır. Onun için bunu her gün yapmayı ihmal etmeyelim. Maaş batil azameti vel kibriya. Ululuk ve yücelik ispat etmeyle beraber lehu azze ve cel, aziz ve celil olan Allah Teala'ya ululuk ve yücelik ispat ediyorsunuz. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim diyerek. Çok muazzam bir zikir bu. Ve fiha işaretün yine bu zikirde işaret var. İla enne selben nakaisi tüm noksanlıkları men etme anhu teala Allah Teala'dan leyse illa li ecli azametihi ve kibriyaihi subhanahu Allah Teala'nın yüce ve ulu olmasından başka bir şeyden kaynaklanmıyor. Mevla Teala yücedir, uludur. Öyleyse Mevla Teala'dan tüm noksanlıklar nefedilmelidir Ve tüm kemal Mevla'ya ispat edilmelidir. Fela canam tekunul kelimetani rakileteyni fil mizan. Hiç şüphe yok ki bu iki kelime terazide çok ağır. Habibeteyn ile Rahman, Rahman olan, bağışlayıcı olan, çok bağışlayıcı olan, Allah Teala'ya sevilen, bunda da hiçbir yok. Ve ayrıca, ünnet tesbihâ, Subhanallah demek var ya, nedir biliyor musunuz? Miftahu tevbet tövbenin anahtarıdır ya. Bir adam Subhanallah dedi mi, anahtarı kullandı. Tövbenin anahtarı bu. Anahtarı kullandınız mı? Artık ilerleyin, gidin. Allah sizi affedecek. Subhanallah. Ya Rabbi seni tüm noksan sıfatlardan tencih eder. Kemal sıfatlarla tavsif ederim deyip bu tencihi yaptıktan sonra Mevla'dan işteyin. İşteyin Mevla size versin. Tövbenizi kabul etsin. Vel cübdetü tövbeti ve hulasatuhu. Hatta tövbenin cübdesi kayma, hulasası özüdür. Özü subhanallah kelimesi. Kema hakkaktu fi bazı mekatibi. Nitekim bunu delilleriyle ortaya koydum bazı mektuplarda diyor İmam Rabbani Kuddüs'e şurruhu. Şu halde. Feyekûn et tesbihü vesileten ila mahvid dunubi. O zaman Subhanallah demek günahları mahvetmeye, yok etmeye, perişan etmeye. Nedir? Vasıtadır. Ve affit seyyiat. İnsanın yapmış olduğu kötülüklerin affona da vesiledir ya. Ne muazzam bir şey bu. Yani Subhanallah kelimesi o kadar kıymetli ki sen Mevla Teala'dan affını isteyeceksen, yaptığın günahlardan affedilmeyi isteyeceksen, yaptığın günahların mahvunu isteyeceksen bu kelimeyle gir. Tövbe etmeye. Muazzam bir kelime. Fela caram. Hiç şüphe yok ki. Yekûnü Subhanallah demek olur. Takilen fil mizan. Bu itibarla terazide çok ağır olur. Ve muraccihan li keffetil hasenat. İyilikler kefesini terazideki onu ne yapar? Ağır bastırır. O kadar kıymetli bu. Ve habiben ile rahman çok bağışlayıcı olan Allah Teala sevilendir bu. Niye? Lennahu subhanahu. Çünkü noksan sıfatlardan münezzeh. Kemal sıfatlarla muttasıf olan Allah Teala yuhibbul affe. Allah affı sever ya. Biz yeter ki Allah'tan affedilmeyi isteyelim ve o affedildiğimiz noktaya da bir daha geri dönmeyelim. Ama dönecek olsak da şeytan kandırdı, nefis kandırdı. Yine affımızı dileyelim. Yine affımızı isteyelim. Çünkü Allah'tan başkasından af dileyecek halimiz yok. Mevla affederse bizi affedecek. Onun için de Sübhanallah'ı çokça söyleyelim. Ve yıldan yine tesbihte hamdda bulunan kişi innel müsebbihah tesbihte bulunan kişi, elhamide, hamd eden kişi, yani subhanallah ve bihamdihi diyor adam. Lema nezzehe, ne zaman ki tenzih etti. Tenzih etmek Mevla'yı uzak tutmaktır. Cenab-ı Kudsihi Allah Teala. Neden? Amma la yeliku Allah Teala layık olmayan şeylerden. Subhanallah ve bihamdihi diyerek adam Mevla Teala'yı layık olmadığı Her şeyden uzak etti. azam bir şey bu. Resbete ve, ve ispat etti hem de. Neyi? Fatil kemali vel cemal lehu teala. Allah Teala'ya kemal ve cemal. Güzel ve tam sıfatları ne yaptı? Ispat etti. Fel mercuvu <laughs> minel kerimil ve hab celle şe'nu. Şanı yüce olan, çok ikram eden, çok bağışlayan Allah Teala'dan bu durumda ümid edilen nedir? zihe. <laughs> aklamasıdır Mevla Teala'nın. El musebbiha bu teşbihi yapan kişi neden? Amma la yeliku bihi. Kendisine layık olmayan şeylerden. Ve ve meydana getirmeşidir. Fil hamidi hamd eden kişi de neyi? Sufetel kemali. Kemal sıfatlarını okulda meydana getirir Allah Teala. Kema kale Teala. Nitekim Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hel gezaul ihsani illel ihsan. İyiliğin karşılığı iyilikten başka ne ola ki? Sen Allah Teala'yı tenzih edersen, sen Allah Teala'ya hamd edersen, Allah Teala'nın sana vereceği ne ola ki? Elbette iyi şey ola. Başka şey olur mu? Haşa ve kella. Fela canam, hiç şüphe yok ki. Kekûn el kelime iki İki kelime çok ağırdır fil mizan terazide. Niçin? Mahvit seyyiat. Günahları mahvetmek için. Neyle bir tekrar? Tekrarlanmalarıyla. Ve habibeteyn. Bu iki kelime çok sevilendir. Ulan <laughs> Rahmani, Rahmana. Niye? لَوْجُودِ Hamideti, الْحَم۪يدَةِ بِوَاسْطَتِهِمَا Bu iki kelime vasıtasıyla övülen bir ahlak kulda meydana geliyor da ondan dolayı. Ve <laughs> selam. Selam olsun sizlere diyor İmam-ı Rabbani Kudüs'e sürruh. Gerçekten bugünkü bu dersimizde de İmam-ı Rabbani Kudüs'e sürruh. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İki kelimesinden bahsetti ki o iki kelime dile çok kolay ama terazide çok ağır. Ne mutlu bunu. Her gün en az yüz defa söyleyen kişiye neyi? Hühanallahi ve bihamdihi, Hühanallahi'l-azim zikrini. Mevla Teala hepimizi buna muvaffak kılsın inşallah. Biz de gayret edelim böyle bir zikri yapmaya. Çünkü bu Allah Teala'yı yüceltmeyi ifade ediyor. Her türlü kötülükten uzak tutmayı ifade ediyor. Onu ona kutsiyet atfediyor. Bu itibarla Mevla Teala'nın da bizlere bol bol isteklerimizi vereceğini, günahlarımızı mahvedeceğini düşünerek günde en az yüz defa bu zikri yapalım inşallah hep beraber. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد